Mihrima Örgü Evi'nden herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bir önceki videoda çekmiş olduğum motiflerin birleşim aşamasını paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi ben 3 tanesini birleştirdim ve sonuncu yani 4.'yü sizlerle birleştireceğim. Birleştirmeyi yaparken popcornların tepe noktalarını karşısına denk gelen popcornun tepe noktasına birleştirerek bu işlemi gerçekleştireceğiz. Ben 4. motifi sizlerle birleştirmek istedim. Çünkü şu an görmüş olduğunuz gibi L şeklinde bir birleştirme yapacağız. Ve ben bu köşe noktasında tam ortada hangi işlemi uygulayacağız onu göstermek amaçlı 4. motifi videoya almaya karar verdim. Zaten diğerleri standart şekilde birleşiyor. Yani burada bu kenarda nasıl birleştiriyorsak bunları da aynı şekilde birleştiriyoruz. Sadece 4. motifi eklerken şu ortada ufak bir işlem yapıyoruz. Onu göstereceğim sizlere. Ben görmüş olduğunuz gibi bu 3'ünü birleştirdim. Şimdi bu 4.'sünü sizlerle birleştireceğim. Motifimiz 11 sıradan oluşuyor. 11. sırayı yaparken hem yapacağız hem karşısına denk gelen motife birleştire birleştire devam edeceğiz. 11. sırayı ben buradan başladım görmüş olduğunuz gibi. Burası 11. sıranın başlangıcı. Çünkü burada herhangi bir motif olmadığından bu kısımdan başladım. Bu kenarı da yaptım. Şimdi bu kenarı yapmaya başlayalım ve birlikte birleştirme işlemini gerçekleştirelim. Birleştirme işlemine motifimizin tam köşesine denk gelen kısımdan başlayacağım. Yani şuradan göstermek gerekirse bakın. Bu motifimizin tam köşesi şu üçlü grup popcorn'un tam orta noktası. Ama biz bu üçünü köşe olarak kabul ediyoruz şu anda. Bakın köşeye bademin son aşamasını yaptıktan sonra köşede 1, 2, 3 tane ikili popcornlar yapıyoruz. Daha sonra üçüncüye gelerek yani üçlü popcorn yaparak köşemizi oluşturuyoruz. Şimdi burada ben de görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3. ikili grup popcornlarımı yaptım. Şimdi ortadaki 3 popcorn kısmına geldim. Yani şu kısma geldim. Bu kısmı yapacağım burada. Aynı zamanda da karşı motife ekleyeceğim. Şimdi ilk popcornumu yapıyorum. Bir de göstermek istediğim bir şey bakın. Popcornlarımı yaparken, birleştirmeyi yaparken diğer tığımı alayım. Birinci ve birinci popcornu karşılıklı birleştirdim. İkinci popcornlarım bakın bu köşede de boş. Ortadaki tam ortaya denk gelen ikinci popcornlarım boşta. Bunların birleşimini 4. motifi bu 3 motife birleştirirken kullanacağız. Bu motifi de yani şu motifin kenar kısmını da şuradaki buraya da üçlü yapacağız. O üçlünün birini bu popcorn'a diğerini bu popcorn'a yani birinci popcorn'u birinciye üçüncü popcorn'u üçüncüye birleştiriyoruz burada yapmış olduğumuz gibi. Ama ortadakilerin hepsini 4. sırayı yani 4. motifi birleştirirken ortadakilerin hepsini toplayacağız. Onu da yaparak göstereyim. Şimdi ben bu sırada ilk popcornumu yapıyorum. Popcornumuzu nasıl yapıyorduk? 4 zincir ara boşluk çekiyorduk. Daha sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorduk. Ve bu 4 ikili trabzandan bir popcorn oluşturuyorduk. Motifin yapım aşaması da bir önceki videomda. Yine araya 4 tane boşluk koyuyorum. Bakın bu birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Köşe popcornların ikincisini yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 tane ara boşluk. Ve şimdi üçüncüyü yapacağım. Üçüncüyü de buradaki motifi ekleyeceğim. Popcorn'a ekleyeceğim. Onu da yapalım. Hem de ekleyelim. Şimdi üçüncü popcorn'umu yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı çıkardım ilmekten. İlmeği birinci trabzanın tepe noktasından kaydırdım. Bir zincir atarak sadece kilitleme zincirini yapıyorum. Daha sonra tığımı ilmekten çıkartıyorum. Hemen
eklemek istediğim diğer motifi alıyorum elime. Bakın bu köşede, şöyle de gösterebilirim. 3 tane popcornum var. Bu şekilde yatırdığımda düz bir zeminde, özellikle masa üstünde falan çalışırsanız daha net görebilirsiniz. Şöyle karşılıklı koyduğumuzda zaten bakın 1, 2, 3. motif. Pardon, 3. popcorn. Şurada popcorn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde karşılıklı zaten otomatik olarak denk geliyor. Ne yapıyoruz bu aşamada? Popcornumuzun tepe noktasında bakın ufak bir delik var. Bu zincirden tığımı geçiriyorum. İğneyi de buradan tutup kaydırıyorum. Ve yine ara boşluk yapar gibi 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Ve hemen diğer sıralamaya, yani popcornları aynı yerlerine koyuyoruz. Şu son sırada yaptığımız gibi aynı yerlerine koyuyoruz. Sadece karşısına denk gelen popcornun tepe noktasına birleştiriyoruz. Ne yapıyorduk? Hemen 2 tane buraya yaptık. 3 tane buraya, 2 tane yine buraya yapıyoruz. Her popcornu bitirdiğinizde karşısına denk gelen popcorna ilmek kaydırma yöntemiyle popcornumuzu birleştiriyoruz. Kilitleme zincirimi attım. Tığımı çıkardım ilmekten. Karşısına hangi popcorn denk geliyor? Bakın bu popcorn. Üçlüden sonra ikili yapmışız burada. Zaten burada da üçlüden sonra ikili yapacağız. İkilinin birinci popcornunu birinci popcornuna birleştiriyoruz. Hemen tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan kaydırıyorum. Ve yine ara boşlukta yapmış olduğum gibi 4 tane zincir çekiyorum. 1 tane kilitleme zinciri, 3 tane ara boşluk zinciri. Toplamda 4 tane oluyor. Hemen yine yanına bir tane daha popcorn yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. trabzanımda yaptım. Popcornumu oluşturuyorum. Bir zincirle kilitliyorum. İlmeğimi çıkartıp karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıp yine 4 zincirimi çekiyorum. Şimdi bu aşamada ne vardı? Şu şekilde 2 ikili yaptık, üçlü yaptık, ikili yaptık. Şu aradaki boşluğu atlıyorduk hatırlarsanız. Bakın bu sırada yapmışız zaten. İlk yaptığınız motife bakarak da görebilirsiniz işlemi. Kendini belli ediyor. Bakın ikinciyi yaptık. Üçüncüyü, üçlü grubu yaptık. İkili grubu yaptık. Arada bir boşluk atlamışız. Ve diğer ikiliyi bir boşluk atlamışız. Diğer ikiliyi doldurmuşuz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Yani son sıradaki aşamalar tamamen aynı. Tek değişik nokta birleştirirken tepe noktalarını kullanıyoruz. Yine 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir boşluk atladım. Diğer boşluğa yapıyorum. Zaten kendini de belli ediyor. Bakın burası bu şekilde devam ediyor. Kilitleme zincirimi yaptıktan sonra karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan kaydırıyorum. Ve ara boşluk yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar popcornumu yaptım. Hemen topluyorum. Bir zincirle kilitledim. Karşısına denk gelen ikinci popcornun tepe noktasına tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane kilitledim. 3 tane de ara zincir çektim. Tekrar bir boşluk atlıyoruz. Diğer grubun tam ortasına 2 tane popcorn yapıyoruz aynı şekilde. 3 ve 4. ikili trabzanım. Hemen toplayarak popcornumu yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeği buradan kaydırarak birleştiriyorum diğer motife. Ve yine 1, 2, 3, 4 zincir
Yine aynı boşluğa bir tane daha popcorn yapıyoruz. Bir zincir çektim. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum çünkü bademe geldik. Hemen bademin tepe noktasından tığımı geçirdim. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle. Bakın yani şuradaki işlemi yapacağız. Hemen karşısında olduğu gibi. Buraya bademin tam tepe noktasına bir tane sık iğne ile ilmeğimi tutturuyorum. Burayı nasıl birleştiriyorum? Tığımı yine ilmekten çıkartıyorum. Karşıdaki bademin tepe noktasındaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. İlmeği kaydırıyorum. Yani iki tane sık iğneyi birbirine bağlıyorum. 1, 2, 3 zincirle diğer popcornumu yapacağım. Ama bir bademimize bakalım. Bakın bu şekilde iki tane bademin burada da sık iğne ile şu ilmeği tutturmuştuk. Karşıdaki sık iğnenin arasından tığımı geçirdim. İlmeği buradan kaydırdım. Ve iki bademin ucunu da toplamış oldum birbirine. Şu şekilde. Tekrar buraya popcorn yapıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. 2 3 ve 4. Hemen topluyorum, popcornumu yapıyorum. Bir zincir çektim. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan kaydırıyorum. Yine ara boşluk 1 2 3 4 zincir. Hemen aynı noktaya bir tane daha popcorn yapıyoruz. 1 2 3 4 Hemen topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 Aradaki boşluğu atlıyoruz. Zaten karşı motifte de atlandı. Hemen yandaki popcornun arasına yine iki tane popcorn yapıyorum. Dört tane ikili trabzan yaptım. Popcornumu topluyorum. Bir zincir çektim. Hemen karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle kilitledim. 3 tane de ara boşluk için zincir çekiyorum. Toplamda 4 tane. Hemen aynı boşluğa bir tane daha popcorn. 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Karşıdaki popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeği buradan kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bir boşluğa denk geldik. Boşluğu atlıyoruz. Diğer popcornun arasına işlem yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 köşeye de yaklaşmış olduk. Bir zincir. Karşısına denk gelen popcornu hemen birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı boşluğa bir tane daha popcorn. Üç, dört. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane ara boşluk için zincir çekiyorum. Bakalım ne yapmışız? Bakın. Köşeye 3 tane
popcorn yapacağız. Bu kısma kadar geldik. Şimdi bu köşeleri birleştireceğiz ve ortadaki işlemi göstereceğim sizlere. Yine 4 tane ara boşluk için zincirimi çektim. Üçlü popcorn'un birincisini yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane ikili trabzan ve hemen toplayarak popcorn yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu köşede bu motifin, bakın birinci popcorn'unu zaten buradaki motifle birleştirmişim. İkincisi zaten ortada kalıyor. Üçüncüsüyle bu birinciyi birleştiriyorum. Çünkü yan yana koyduğumda buranın üçüncüsü buranın birincisi denk geliyor. Hemen tığımı geçiriyorum. İlmeğimi de kaydırdım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi ortadaki popcorn'u yani ikinci popcorn'u yapıyorum. Bu aşamada dördüncü motifi eklerken bütün orta popcorn'ların toplanma aşaması oluyor. Bunu da nasıl yapıyoruz gösterelim. Şimdi bir zincir çektim. Ardından bir, iki zincir daha çektim. Yani toplamda 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ortadaki hemen yanındaki birleştirmeye devam ettiğim motifin ortasındaki popcorn'un tepe noktasından geçiriyorum. Tığımı ve ilmeğimi buradan, çok affedersiniz, ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu sefer onun yanındaki motifin ortasındaki popcorn'un tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi de buradan kaydırıyorum. Buraya da 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu sefer diğer yandaki popcorn'un motifin ortasındaki popcorn'un tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeği de buradan kaydırıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve başlangıçta, yani şu anda devam etmekte olduğum popcorn'un tepe noktasına tekrar tığımı batırıyorum. Ve bu ilmeği de buradan kaydırarak bu ortadaki, şöyle zincirimi çekeyim. Bakın tüm orta popcornları bu şekilde birleştirmiş, toplamış oluyorum. Ortada böyle bir görüntü oluşuyor. Bakın ortadaki popcorn, buraya yanındakine geçerken 3 zincirle geçtim. Burayı ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Yine 3 zincir çektim. Onun yanındakine geçtim. 3 zincir çektim. Onun yanındakine geçtim. 3 zincir çektim ve baştaki popcorn'a geri dönüş yaparak şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi 3 tane zincir çektim. 4. zincirimi de çekiyorum. Ara boşluk zincirini ve diğer popcorn'u yapıyorum. Burada toplamda 3 tane popcorn var çünkü. Yani 4. motifi eklememdeki amacım buydu video üzerinde. Burasını göstermek istedim sizlere. Diğer geri kalan kısım aynı zaten. Yine bir zincir çektim. Şimdi artık bakın bu kısmı tamamladık. Bu motifle bu motifi birleştirdik. Şu şekilde biraz açayım gözüksün. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi karşısına denk gelen diğer motifin birleşimini yapacağız. Şimdi burada da bakın birinci popcorn'u buraya birleştirmişiz. İkinciyi zaten dördüncü motifi eklerken topladık. Üçüncü popcorn'umuz da buradaki üçüncü popcorn'umuza kaldı. Hemen onun tepe noktasından tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Kenarlarda hep aynı bütün popcorn'ları yaptıktan sonra karşısına denk gelen popcorn'lara birleştiriyoruz
Sadece bu köşede bakın şu ortada bıraktığımız popcornları toplamış oluyoruz. Böylelikle onlar da birleşmiş, sabitlenmiş oluyor. Bir tane zincir çektim. 2, 3. Dördüncü zincirimi de çekiyorum. Hemen yandaki popcorn arasına popcorn yapıyorum yine. 1, 2, 3 ve 4. Hemen topluyorum ve popcornumu yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa bir tane daha popcorn yapıyorum. Bir zincir çektim. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen diğerine geçiş yapıyorum. Burada da bir boşluk atladık. Diğer boşluğa popcorn yapıyoruz. Bir zincir çektim. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve diğer boşluğa da popcorn yapıyorum yine. Yani aynı boşluğa popcorn yapıyorum, pardon. İkinci popcornumuzu da yaptık. Bir zincir çektim. Hemen karşısına denk gelen popcorn'a birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Yine arada bir boşluk var. Buraya atlıyoruz. Diğer popcorn'un arasına popcorn yapıyoruz. Üç ve dördüncü trabzanımı da yaptım. Bir zincir. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir zincir çektim. Karşısına denk gelen popcorn'a birleştiriyorum hemen. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çünkü bademe denk geldik. Bademde ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde en tepe noktasına tığımı geçirdim. Sık iğne yaptım. Sonra tığımı ilmeğimden çıkardım. Karşıdaki bademin tepe noktasındaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Ve bu ilmeği buradan kaydırıyorum. Ve bir tane zincir, 2 ve 3. Şimdi diğer popcornların arasına yine 2 tane popcorn yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. Trabzan, ikili trabzan çekiyorum. Ve topluyorum. Popcornumu yapıyorum. Bakın bademi de yine birleştirdik. Bademlerin uçlarını. Şimdi popcornumuzu da birleştirelim. Hemen karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. 3, 4 zincir. Aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Popcornumu yapıyorum. Bir zincir. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın burada bir boşluk atlıyoruz.
Diğer popcornların arasına popcorn yapmaya devam ediyoruz. Birinci popcornumu yaptım. Bu boşlukta bir zincir çektim. Hemen karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve aynı boşluğa bir tane daha popcorn yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve şimdi yine köşe yapacağımız yere geldik. Birinci boşluğa, bu boşluğu atladık. İkinciye geliyoruz. Buraya yine iki tane popcorn yapıyorum. Aynı zamanda popcornlarımı bitirdikten sonra hemen karşısına denk gelen popcornla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen buradaki popcornun tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeği de kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve yine aynı boşluğa. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çektim. Hemen karşısına denk gelen popcornun tepe noktasından tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi köşeye 3 tane yapıyorduk şu kısma. Birincisini yapıyorum hemen. 2, 3, 4 tane ikili trabzan. Hemen tığımı geçiriyorum buradan ve kaydırıyorum ilmeğime. Bir zincir. Karşısına hangi popcorn geliyor? Şuradaki birinci denk geliyor. Birleştiriyoruz hemen. 1, 2, 3, 4. Ve buraya ikinci popcornumu yapıyorum. İkinci popcornu birleştirmiyoruz. Ne yapıyoruz burada? Dördüncü motifi bu kısma birleştirirken ortadaki popcornu kullanıyoruz. Yani şöyle serecek olursak. Bakın birincileri birleştirdim. Daha sonra bunun yanına şu kısma bir motif gelecek olsa bunu ona birleştireceğiz. Daha sonra dördüncüyü birleştirecek olsak burada yapacağımız popcorn'a, yani üçüncü popcorn'a bu alttakinin birinci popcorn'u birleştireceğiz. Şurada yapmış olduğumuz gibi. Şununla şunu birleştireceğiz. Daha sonra ortadaki popcornları burada yapmış olduğumuz gibi, yani şurada boşta bıraktığım popcornları yukarıda yapmış olduğumuz gibi bir mini yıldız haline getireceğiz. Orada dördüncü motifi, yani 1, 2, 3 dördüncü motifi eklerken ortadaki popcornları kullanacağız. Şimdi yanına üçüncü popcornu da yapıyorum. Artık birleştireceğimiz herhangi bir motif kalmadı. Burayı birinci motifte son sırayı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde devam edeceğiz. Üçüncü popcorn'u da yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa yine iki tane popcorn'umu yapıyorum. Üç, dört. Tekrar bir popcorn daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buradaki boşluğu atlıyorum. Hemen diğer iki popcorn arasına popcorn yapıyorum. Zaten artık kendini belli ediyor. Şimdi bu kenarı ben bitireyim. Bu bir birleştirme videosu olduğu için bu kenarı tamamlarken sizleri oyalamak istemiyorum.
Ama sonuç itibariyle motiflerimizi birleştirdik. Tabii birazcık elimize topladığımız için motif tam yatmıyor. Ama kullandıkça hafif de biraz üzerine ütü bastığımız zaman, daha doğrusu ütüyü tamamen değil, ütünün buharıyla ütüleyeceğiz. Yine araya bir tane çember sererseniz parlama yapmaz ipiniz. Bu şekilde bir birleştirme yaptık. Şimdi ben bu sırayı da bitireyim motifimi. Daha sonra daha net görelim. Görmüş olduğunuz gibi ben son motifin köşesini de bitirdim. Ve tüm motiflerimizi birlikte birleştirmiş olduk. Toplamda 4 tane motif birleştirdik. Önemli olan zaten 4. motifin orta kısmını anlatabilmemdi. Ortadaki görüntü şu şekilde. 1, 2 ve 3. motifi birleştirdikten sonra orta kısımda 4. motifi birleştirirken ortada kalan popcornları bu yöntemle toplamış olduk. Ve o popcornları da sabitlemiş olduk. Diğer kısımlar, diğer kenarlar standart şekilde her popcorn'u karşılıklı gelecek şekilde birleştirerek devam ediyoruz. Bunun dışında farklı bir püf noktası yok. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Ben bu motifi ne yapacağım derseniz, bunu ben koltuk için kırlent yapacağım. Benim koltuklarım da mavi, onlara uyum olsun diye bu rengi tercih ettim. Kırlent için de gayet ideal bir boyda oldu. Siz tabi battaniye, yatak örtüsü, koltuk şalı şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Gayet hoş ve zarif bir motif. Bademlere ayrı bir motif, orta kısım ayrı bir motif olarak görünüyor. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.